Herkese selamlar. Bugün türev alma kurallarından bahsedeceğiz. Türev alma kuralları neler? Öncelikle mesela türevin olabilmesi için parçalı fonksiyonlarda neler yapmamız gerekiyor? Buna bakacağız bir numara. İkincisi temel türev alma, polinom ifadelerde türev alma kuralından bahsedeceğiz. Sonra çarpmanın türevi, bölmenin türevi, ondan sonra iç içe girmiş bileşken fonksiyonların türevi, ters fonksiyonların türevi, zincir kuralı gibi bütün kurallardan bahsedeceğiz. Bugünkü çalışmamız bittiğinde arkadaşlar bütün türev alma kurallarını tamamıyla öğrenmiş olacaksınız. Evet, başlayalım ilk sorumuzla. Evet, ilk başta türevin olabilmesi için bir tanımdan bahsedeceğiz. Türevin olabilmesi için mutlaka fonksiyonun sürekli olması gerekiyor. Hemen bunları bir yere not edelim. Süreklilik ön şart. İkincisi limitli olması gerekiyor. Üçüncüsü de sağ türev ile sol türevin birbirine eşit olması gerekiyor. Bunlar ne demek? Bunları birazdan detaylandıracağız. Şimdi ilk olarak süreklilikten bahsedelim. Bir fonksiyonun sürekli olabilmesi için grafiğini kalemi kaldırmadan çizebilmemiz gerekiyor. Yani fonksiyonun her noktada tanımlı olması gerekiyor. Bakıyorum benim sorum ne diyor? Her x eleman r için diyor türevli olduğuna göre. Demek ki bu fonksiyonun tanımsız olduğu hiçbir yer yokmuş. Yani her yerde türevli olduğuna göre ön şart olan sürekliliği de sağlamış demektir. Her yerde sürekli olabilmesi için o zaman tanımsızlığının olmaması gerekiyor. Bakıyorum fonksiyonum kesirli bir ifade, yani rasyonel bir ifade. Rasyonel ifadelerde tanımlılık ne demek? Paydanın hiçbir zaman sıfır olmaması gerekiyor. Payda ne zaman sıfır olmaz? Deltası küçük sıfır olduğu zaman, yani hiçbir kökü gelmemesi gerekiyor. Biliyorsunuz kök demek denklemi sıfır yapan x değerleri demek. Dolayısıyla kök gelmeyeceğine göre yani bunun deltası yok demektir. Hemen payda için deltayı araştıralım. Delta hatırlarsanız b kare eksi 4ac idi. B dediğimiz burada m olmuş oluyor. M kare eksi 4 çarpı a dediğimiz x karenin katsayısı yani 1. C dediğimiz de sondaki m. Bunun ne olması gerekiyor? Küçük sıfır olması gerekiyor. Delta küçük sıfır olmalı ki payda için konuşuyorum. Kök gelmemeli yani payda hiçbir zaman sıfır olmamalı. Payda sıfır olmayınca da dolayısıyla kesirli ifade tanımsız olmaz. Tanımsız olmadığına göre de sürekli diyeceğiz. Ondan sonra türev şartları sağlanıyor demektir. Hemen bakıyorum buradan. M kare eksi 4 hem küçük sıfır yaptı. Yani m parantezini aldığımızda m eksi 4 küçük sıfır yaptı. Buradan anlıyoruz ki m sıfır olabilir ya da m 4 olabilir. Biliyorsunuz yüksek dereceden bir eşitsizlik var. O zaman tablo çizmemiz gerekiyor. 0 ve 4. Başkatsayımız artı olduğu için artı eksi artı dediğimizde biz ne yapıyoruz? Bakın bu ifadenin delta'nın küçük sıfır olmasını istiyoruz. Yani negatif olduğu taraflar bizi ilgilendiriyor. Demek ki m 4 ile 0 aralığında seçilirse ne yapıyormuş? Delta küçük 0 geliyormuş. Delta küçük 0 gelince de bunun hiç kökü gelmiyormuş paydasının. Paydanın kökü gelmeyince de bu ifade hiç tanımsız olmuyormuş. Yani her yerde sürekli oluyormuş. Süreklilik de zaten türevin ön şartı değil miydi? Evet, demek ki bu fonksiyon her yerde türevlenebiliyorsa her yerde süreklidir bu şartlar altında. 2 numaraya bakalım. Evet, bir parçalı fonksiyonumuz var. Bu parçalı fonksiyonda her x reel sayısı için yine türevlilikten bahsediyor. Ne demiştik? Türev için 3 tane şartımız vardı. 1. Limit. 2. Süreklilik. 3. Sağ türev eşittir sol türev. Evet, biraz önce de yazmıştık. Aynılarını tekrarladık. Şimdi biz sürekliliği kontrol ettiğimiz zaman otomatikman limiti de kontrol etmiş olacağız. Neden? Çünkü limit neydi? Tanımını hatırlayalım. Fonksiyonun o noktada sol limit ile sağ limiti eşitse biz buna limitli diyorduk. Peki süreklilik neydi? Hem solda hem sağda hem de noktanın kendisinde eşitse sonuçlar bu sefer buna da sürekli diyorduk. Demek ki süreklilik zaten limiti kapsıyor. O zaman sürekliliği bakmamız yeterli. Limiti kontrol etmemize gerek yok onu kapsamış olduğu için. Şimdi biz bu süreklilikten bahsedelim. Süreklilik neydi? O noktanın solunda, sağında ve kendisinde aynı sonuçlara çıkması. Burada kritik noktamız 1. O zaman 1'in solunda hemen fonksiyonda değerini yerine koyalım. Solda 1 koyarsak yani şu kısımda yerine koyacağız. A artı B artı 1 olacak. Bu da neye eşit olmalı? 1'in sağındaki parçada yani şurada 1 koyduğumdaki bulduğum sonuca eşit olmalı eğer bu fonksiyon sürekli ise. Yani A artı 2 B artı 3. Bakıyorum neler oldu? A'lar birbirini götürdü. B'lerin bir tanesi gitti. 3'ü de bu tarafa atınca eksi 2. Evet, B'yi eksi 2 olarak bulduk. Bu şu an süreklilik ve limiti sağlamış olduğunu gösteriyor fonksiyonun. Bir de türevinin de olması gerekiyor. Türev için de sol türevle sağ türeve bakmamız gerekiyor. O zaman ben bu fonksiyonun soldan ve sağdan türevini alayım. Üst tarafta türevini alırsam 3ax kare artı 2bx olacaktır. Şu sabit gitti zaten. Birin solunda türev alırsam bu sefer a olacaktır. Çünkü 2b artı 3 sabit olduğu için bunlar da gidecektir. Şimdi biri yerine koyduğumda türevde yine sonuçların ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor soldan ve sağdan.
Şimdi yukarıda yani sağ tarafta bir yerine koyarsak ne olacaktır? 3a artı 2b. Sağda da yerine koyarsak, pardon solda yani birinin sol tarafında x yerine 1 koyarsak zaten elimizde türevde x kalmadığı için doğrudan a demiş olacağız. Bu a'lar birbirini götürürse buradan 2 artı 2b eşittir 0 geldi. E biz zaten b'nin eksi 2 olduğunu bulmamış mıydık? Demek ki 2a eksi 4 eşittir 0. Yani a buradan 2'dir. O zaman ne oldu? B eksi 2 a 2 oldu. Bize neyi soruyor? F türev 1'i soruyor. O zaman bir noktasındaki şimdi türevi bulalım artık. Madem soldan ve sağdan türevler birbirine eşit, hangi tarafta baktığımız önemli değil. A ve b'yi yerine yazarak fonksiyonundan yeniden oluşturuyorum. A yerine ne yazıyorum? 2. 2x küp eksi b yerine de yine 2 yazıyorum. 2x kare artı 1. Aşağıda da yerini yazalım. A yerine 2 yazdık. 2x eksi 4 artı 3'ten eksi 1 mi yapacaktır orası da? X küçüktür 1. Bunu kontrol etmek amacıyla yapıyorum. Ders anlatımı olduğu için normalde bir tanesine bakmanız yeterli. Hem soldan hem sağdan koyalım. Bir yerine türev aldıktan sonra aynı sonucun geldiğini görelim. Sol tarafta türev alırsak ne yapacaktır burası? 6 değil mi? 3 başa indi. Üzeri bir azaldı. Eksi 4x. X yerine 1 koyarsam ne olacaktır? Sonuç 2 olacaktır. Bir de birin solunda yerine koyalım. Türevini aldım. 2. Zaten x kalmadığı için x yerine bir şey yazamıyorum. Bakın ne oldu? Sol türevle sağ türev birbirine eşit geldi. Demek ki bizim bir noktasındaki türevimiz 2'ymiş. Bir fonksiyon türevli olabilmesi için sol türevle sağ türevin aynı gelmesi gerekiyor. Bu aynı gelen değerde bizim türev değerimiz olmuş oluyor. Evet, 3 numara. Artık biraz daha hızlı geçebiliriz açıkladığımıza göre. Ne yapacağız? Bir noktasında türevli olması için AB ikilisi ne olmalıdır diyor. O zaman ne yapıyorum? 1 limitlilik, 2 süreklilik, 3 sağ türev eşittir sol türev. Evet, bunları kontrol etmemiz gerekiyordu. Zaten sürekliliği kontrol ettiğimizde otomatikman limit kontrolü olacaktı. Onun için sadece sürekliye bakıyorum. Sol tarafta normal fonksiyonda 1 koyduğumda ne olacaktır? Normal düz fonksiyonda 1 koyduğumda 2a eksi 2 olacaktır. 1'in sağında 1 koyduğumda 3b artı 4 olacaktır. Buradan 2a eşittir 3b artı 6 geldi. Bir de türevinin eşit olması gerekiyordu değil mi? Soldan ve sağdan. Önce solda yukarıda türev alıyorum. 4ax olduğunu görüyorum türevin. Burada da türev aldığımda 3b olduğunu görüyorum. Şimdi yine x yerine 1 yazdığımızda üst taraftan yani 1'in solundayken ne olacaktır? 1 yazdığımızda 4a gelecektir. Aşağıda zaten x kalmadığı için x yerine bir şey yazamıyorum. Doğrudan sağ türevim ne olmuş oldu? 3b. Yani 4a'nın 3b eşit olduğunu biliyoruz. Buradan biz 3b yerine 2a eksi 6 yazamaz mıyız? 4a eşittir 2a eksi 6. Buradan 2a eşittir eksi 6. A eşittir eksi 3 geldi. Eğer a eksi 3 ise b de buradan nedir? Eksi 4 müdür? Evet, a ve b değerlerini bulmuş olduk. Evet, buraya gelin. Yine benzer bir soru, sadece işin içine mutlak değer katmışlar. Onu göstermek istedim sizlere arkadaşlar. 3 noktasındaki türevi nedir diyor. Bakın türevi var mı yok mu diye bir soru yok. Bizde böyle bir şey sorulmamış. Demek ki bu noktada türevin olduğuna eminiz. Limit ve sürekliliği kontrol etmemize gerek yok. Ne yapacağım? Ben soldan türev alacağım ve sağdan türev alacağım. Bunların birbirine eşit olduğunu göreceğim. Üst tarafta türev alıyorum 1'in sağ tarafındayken. Daha doğrusu 1 burada bizim için kritik nokta ama 1'de bir türev sorulmamış. Nerede sorulmuş? 3'te. Ha, 3 noktası bu fonksiyon kritik noktası olmadığı için sağdan soldan türeve bakmama da gerek yok aslında. 3 hangi aralığa giriyor? Şu aralığa. O zaman bu tarafta türev almamız yeterli. O zaman ne yapıyorum? Türev alacağım ama mutlak değer var. Ya yani mutlak değerin türevi nedir hocam diyorsunuz. Şöyle diyoruz arkadaşlar. Bu 3'ü türev almak istediğimiz noktayı getirip yerine koyduğumuzda mutlak değer için nasıl çıkıyor? Pozitif çıkıyor. 3 koyduğumuzda bakın 3 artı 1 4 yapacaktır. Dolayısıyla 4 pozitif olduğu için mutlak değerden olduğu gibi çıkararak x'i kurtarıyorum. Artı x kare artı 2. Yani benim istediğim parçada yani x'in 3 olduğu noktadaki fonksiyon artık bu. Bunun türevini alacağım. Biraz düzenleyelim. X kare artı x artı 3 olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun türevini alırsak eğer ne yapacaktır? 2x artı 1 yapacaktır. Burada 3'ü yerine koymam yeterli. O da ne yaptı arkadaşlar? 7 yaptı. Evet, ne yaptık? Sağ ve sol türeve ihtiyacımız kalmadı. Sadece ilgili noktada türeve baktık. Evet, türevin tanımıydı bu. Sol türevin sağ türeve eşit olması gereksinimi bahsedildi ilk 4 soruda. Şimdi normal standart polinom türevine geliyoruz. Biliyorsunuz polinom türevinde neydi arkadaşlar yapımız? Türevini alırken polinom ifadelerde üst başa iniyordu. Sonra üzeri bir azalıyordu. Her bir toplama çıkarma durumdaki terimin ayrı ayrı türevini alabiliyorum. Buraya geldiğimizde yine eksimiz dursun önce. Üst başa iniyor. 2, 3'ün yanına iniyor. Zaten 3 ile 2 çarpılınca 6 oluyor. Sonra üzeri bir azalıyor. X üzeri 1. Bunu yazmamıza bile gerek yok normalde. Burada da zaten sadece x'i varsa ifade x yok oluyor.
Eksi 5 kalmış oluyor. Sabit türevinde türevi her zaman sıfırdır. Sabit türevin türevi neden sıfırdır onu da konuşalım arkadaşlar. Aslında bunun yanında görünmeyen bir x üzeri sıfır vardır. Türevini alırken ne yapıyorduk? Üst başa iniyordu değil mi? 7 çarpı 0 sonra üzeri bir azalıyordu eksi 1. Zaten sıfır çarpanı geldiği için otomatikman bu ifadenin sonucu sıfır yapacaktır. Evet burada köklü bir ifade var. Hadi bunun türevini alalım beraber. Ne yapacağız? Önce bunu biz normal polinom ifadeye ya da üstel bir ifadeye dönüştürmeye çalışacağız. X kare artı 3x'in ne yapacağız? 1 bölü 3. kuvveti diyeceğiz. Biliyorsunuz köklü ifadeleri iç kuvveti dış kuvvete bölerek ne yapabiliyoruz? Normal bir üstel ifadeye çevirebiliyoruz. Şimdi artık türevini almak çok kolay. Ne yapacağız? Pardon g'ydi bu. G'nin türevi x diyoruz. Üst başa iniyor 1 bölü 3. İçini aynen yazıyoruz. Üzeri bir azalıyor tabi. Üzeri bir azalınca ne oluyor? Eksi 2 bölü 3 oluyor değil mi? Bakın şuradan ne yaptık arkadaşlar? 1 çıkardık. Payda işlediğinizde eksi 2 bölü 3 olduğunu görüyoruz. İşte bu oradan geldi. Sonra üst başa indikten sonra, üzerini bir azalttıktan sonra şimdi içinin hecenin türevini çarpıyoruz. Onun türevi de nedir? Buna biz hece diyeceğiz bundan sonra. Bunun türevi de nedir? 2x artı 3. Evet türevini almış olduk. Diyeceksiniz ki hocam ya bu yeni mi çıktı? İçin türevi nereden geldi? Aslında hep vardı arkadaşlar. Mesela örneğin x küpün türevini aldığımızda üst başa iniyordu 3, üzeri bir azalıyordu. Sonra hecenin türevi yani x'in türevi geliyordu her zaman. Ama x'in türevi 1 olduğu için ne oluyordu? Geldiğini biz çok fark etmiyorduk. Ama her zaman üstü başa indirip üzeri bir azaltacağız. Sonra çarpı içinin türevini mutlaka ilave edeceğiz. Evet buraya gelelim. Kesirli bir ifade var. Kesirli ifadelerde nasıl türev alacağız? En pratik yol şu olacak arkadaşlar. Bunları yine üstel ifade edeceğiz. Yani 1 artı x üzeri eksi 1. Biliyorsunuz 1 bölü x takla atıp yukarı çıkınca kuvveti negatif oluyor. Artı x üzeri eksi 2. Artı bla bla gidiyor. En son x üzeri eksi 10. Hadi bunun türevini alalım. Sabitin türevi zaten sıfırdır gitti. Burada ne yapıyorduk? Eksi 1 başa iniyor. Üzeri bir azalıyor. Üzeri zaten eksi 1'di. Biraz azaltırsanız ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 2 olacaktır. Sonra buradan eksi 2 başa iniyor. Sonra üzeri ne oluyor? Biraz azalıyor. Eksi 3. Sonra ne oluyor bakın? Eksi 3 başa iniyor. Üzeri bir azalıyor. Eksi 4. Şurada görmediğimiz ne vardır? Eksi 1, eksi 3 vardır değil mi? Eksi 3 başa iniyor. Üzeri bir azalıyor. Böyle böyle gidiyor. Tabii ki hepsi negatif olmuş oldu. O zaman şu artıları hep eksiye döndüğü için eksi yazalım. 10 başa indi. Sonra üzeri de bir azaldı. Eksi 11. Şimdi biz burada ne yapacağız? X gördüğümüz her yer eksi 1 yazacağız artık. Bakın eksi var. Burada da eksi 1'in çift kuvveti var. Yani üzerinin eksi ya da artı olması önemli değil. Çift kuvvet her zaman eksileri artıya çevirir. Zaten 1'in bütün kuvvetlerde 1 olacağı için buranın artı 1 olduğunu söyleyebiliriz. Sadece şuradaki baştan gelen eksiyi kullandık. Sonra buraya gelelim. Bu tek kuvvet arkadaşlar. Bu tek kuvvet olduğu için x'in eksi 1 yazdığında tek kuvvet onun eksini götüremeyecektir. Yani buradan gelen şu içinden gelen eksiyle baştaki eksi artıya dönüşecektir. Zaten 1'in bütün kuvvetleri 1 yaptığı için oradan ayrı bir çarpan gelmeyecek. Sadece başındaki katsayılar kullanacağız. Demek ki eksi 1 yazdığımızda sadece işaretin değişip değişmediğini incelememiz yeterli olacak. Bu çift kuvvet olduğu için artı 1'e dönecek. O zaman buradan bir eksi 3 gelecek. Örüntüyü gördük değil mi arkadaşlar? Bakın çift terimlerde artı geliyor. Tek terimlerde eksi geliyor. Hepsini tek tek yazmaya gerek yok. Çift terimlerde artı mı gelmişti? O zaman en son artı olacak. Bunun bir öncesinde de eksi 9 vardır. Ne yapacağız? O zaman örüntüyü görmeye çalışacağız. Bakın ikili ikili bunları gruplayarak çözüyorduk değil mi? Mat 1'de, TET'de böyle sorular çok geliyordu karşımıza. Dizilerde de çok geliyordu. İkili ikili gruplarımızda buradan bir artı 1, buradan bir artı 1 değil mi? Kaç tane artı 1 gelecek arkadaşlar? 5 tane artı 1 gelecek. Neden? Toplam 10 terim var elimizde ve biz bunları ikili ikili grupladık. Demek ki 5 grup oluşacak. Ve bu türevin sonucu artı 5 yapacaktır. 8 numara. Böyle çok fazla şey varsa eğer çarpım durumlu ifade varsa birleştirebiliyorsak bunları birleştirelim. Tek bir ifadeye dönüştürmeye çalışalım. Ne yapacağız o zaman? Şöyle diyeceğiz. Önce bütün kök derecelerini çarparak değil mi? 6. dereceden bir kök elde etmeye çalışacağız. Şimdi neden? Kök dereceleri birinin görünmeyen 2'dir, birinin de 3'tür. Diğerinin hiç kökü yok zaten. Bunları hep 6. dereceden bir kökün içine koymaya çalışacağız. Şimdi bu x diye çıktığına göre aslında neymiş arkadaşlar? Bu x üzeri 6'ymış önceden demek ki. 6. dereceden bir kökün içine x diye, şey dışına x diye çıkmış. Bu da kök x diye çıktığına göre demek ki x küpmüş. Değil mi? Diğeri de neymiş arkadaşlar? Bakın x kareymiş. Şimdi bunları çarparsak. Üstlü sayılarda biliyorsunuz çarpma yaptığınızda tabanlar aynısı üstler toplanıyordu. X üzeri 11 yapacaktır. Demek fx aslında
x üzeri 11 bölü 6. Hani biraz önce benzerini yapmıştık. İç kuvveti dış kuvvete bölerek kökten çıkarmış oluyorduk. Artık fonksiyonumuz gayet sade bir hale dönüştü. Şimdi artık bunun türevini alabiliriz. Hadi türev alalım. Üst başa iniyor 11 bölü 6. Sonra üzeri 1 azalıyor. Yani şuradan 1 çıkaracağız. O da ne yapacaktır? 5 bölü 6. Bunu böyle de bırakabilirsiniz. Bazen şıklarda böyle göremezsiniz. Yani 11 bölü 6 dursun. Ne yaparsınız? Şöyle de olabilir. Şu içindeki derecedir 5. Şu 6 da nedir? Kök derecesidir. Böyle de bırakabilirler şıklarda. Yine buraya gelelim. Ne yapmıştık burada bakın arkadaşlar? Üstü başa indirmiştik türev alırken. Hadi türevini yazalım beraber. Üstü başa indirmiştik 3. Sonra üzerini bir azaltmıştık. Üzerini bir azaltınca 2 oldu. Ama çarpı mutlaka hecenin türevi gelecek demiştik değil mi? Yani üstünü başa indirdiğimiz ifade bir de çarpı türevini yazmamız gerekiyor. İçinin türevini alırken de artılı ifadelerin her birine ayrı ayrı türev alınabiliyor. Mesela x'in türevini aldık 1 artı kök x'in türevini aldık. Nasıl alıyorduk kök x'in türevini bakın. İç kuvveti dış kuvvete bölerek x üzeri 1 bölü 2 diye yazıyorduk. Sonra 1 bölü 2 başa iniyor türev aldığında. Üzeri de 1 azalıyor. X üzeri eksi 1 bölü 2. Ne yapıyoruz o zaman? Bunu da şöyle düzenleyebiliyorduk. Üzerindeki eksi kuvvetten dolayı bunun bir kere paydaya yazılacağını anlıyoruz. Değil mi? X'in iç kuvveti 1, dış kuvveti 2 olduğuna göre kök x. Yani bunu bu şekilde ifade edebiliyoruz. 1 bölü 2 kök x. Biz zaten daha sonrasında kare köklü ifadeleri özel olarak sadece şunu söyleyebileceğiz. Hani kare köklü ifadelerin türevi varken içinin türevi bölü 2 tane kökün aynen kendisi diye de ifade edebileceğiz. Bakın burada da öyle geldi. İçinin türevi 1 çarpı 2 tane kökün kendisi. Ama bu sadece kare kökle geçerli. Onun dışındaki tüm köklü sayılarda şu yöntemi kullanmamız gerekecek. Şu da zaten sabit türev olduğu için onun türevi 0 olmuş oldu. Şimdi türevini aldıktan sonra d bölü dx türev demek arkadaşlar. Yani d diferansiyel demek. Y fonksiyonunun türevini al diyor. Kime göre? X değişkenine göre. Yani bu ifade bize bunu anlatıyordu. Biz de bunu yaptık zaten. Türevini aldık. Sonra da aldığın türevde x görünen her yere 4 yaz diyor. Bakın baştan 4 koyarak türev alamayız. Önce türevini alıp sonra 4 koymalıyız. Çünkü baştan 4 koyarsanız bu bir sabit sayıya dönüşür ve tüm sabit sayıların türevi zaten 0'dır. Dolayısıyla biz önce türevi alacağız, sonra değeri yerine koyacağız. Şimdi 4'ü yerine yazıyorum. 3 çarpı ne oldu? 4 artı kök 4 2 diye çıktı. Eksi 2 üzeri 2. 1 artı burada da 4'ü yerine koyarsak ne olacak? Kök dışında 2 diye çıkacak. Yanında da bir 2 vardı. 1 bölü 4 olacak. Evet bu ifadeyi birazcık daha düzenlersek şu ikiler birbirini götürdü. 3 çarpı 16 buradan da 5 bölü 4. Bakın bir sadeleşme var. Şuradan bir 4 geldi. Yani cevabımız 60 oldu. Evet. F fonksiyonu türevini alın diyor. Hemen alalım. Pardon. F türev. Ne yapıyoruz? Üst başa iniyor. 3 değil mi? Yanındaki a ve x çarpanları türev. Üzeri kare. Sonra 2 başa iniyor. 3 zaten orada bizi bekliyordu. Dolayısıyla çarpıldı 6 oldular. X 2c zaten sabitlerim gitmiş oldu. Hadi bir de g'nin türevini alalım. G'nin türevini alırsak ne olacak? 3 başa inecek. Orada 5 ile çarpılınca 15 olacak. Üzeri bir azaldı x kare. Sonra artı 2c. Sonra g'nin bir türevi daha lazımmış bize. O zaman bu türevini aldığımız ifadenin bir daha türevini alacağız. Bu sefer 2 başa indi. 30 ax oldu. Buradan zaten 2c sabitli gitmiş oldu. Evet g'nin türevi ikinci türevi neymiş arkadaşlar? 15'miş. 1 bölü 6 koyduğumuzda. Evet 1 bölü 6'yı koyalım. 30 çarpı a çarpı 1 bölü 6 bu durumda sonucun 15 çıkması gerekiyor. Yani buradan a'nın 3 olduğunu çok rahat söyleyebiliyor muyuz? Eğer a 3 ise bunu getirip f'de yerine yazarak f türevde yerine yazarak b'yi de bulabiliriz. Hadi f türevi 1'i bulalım şimdi. F türevde yani şu ifadede x gördüğümüz her yere ne koyacağız arkadaşlar? Bakıyorum 1 koyacağız. 1 koyalım yani 3a artı 6b eşittir 3. Biz a'yı kaç bulmuştuk? 3. Yani burası 9 yaptı. O zaman 9 artı 6b eşittir 3. 6b eşittir eksi 6. B eşittir eksi 1 yaptı. Evet a ve b'yi toplamak artık kolay. 11 numara. Evet şimdi geldik çarpımın türevine. Çarpım türevi için arkadaşlar ne yapacağız? Bakın hemen şöyle hızlıca f çarpı 2'nin türevini gösterelim. Kural olarak yazalım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Değil mi? Yer değişiyor sırayla türevi değiştiriyorlar. Eğer bu 3 tane olsaydı bu ifade fgh olsaydı mesela yine türev alabilirdik. Nasıl? Bu sefer birincinin türevi çarpı diğer ikisi artı ortadakinin türevi çarpı diğer ikisi. Bu sefer sonuncunun türevi çarpı ilk ikisi. Değil mi? Bu şekilde sırayla kimin türevini alırsak çarpı diğerleri şeklinde böyle bütün terimleri bitirene kadar türev alabiliriz. Evet burada türev alalım. Hadi y'nin türevini. Birinci ifade bu diyeceğiz. İkinci ifadeyi bu diyeceğiz arkadaşlar. Birincinin türevini alırken üst başa iniyor.
2 x eksi 3 çarpı üzeri 1 azalıyor. 4 çarpı içinin türevi geliyor. Yani şu içinin türevi mutlaka gelecek arkadaşlar. Çarpı 2. Biz daha henüz birinci ifadenin türevini aldık. Şimdi bunun yanına çarpı ikinci gelecek. Yani x kare artı 1. Artı sonra ikincinin türevi. Yani bu sefer buranın türevini alacağız. 2 x çarpı birinci aynen geliyor. Şunu sileyim. Biraz daha küçük yazalım onu. Evet. Ne yaptık? Birincinin türevi dedik. Şey, ikincinin türevi dedik. Çarpı birinci aynen yazıyoruz. Yani 2x eksi 3'ün 5. kuvveti. Evet. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Dikkat ederseniz y'nin türevini bulmuş olduk. Artık 1 yazabiliriz. Y'nin türevinde 1'i bulacağız. Hemen x gördüm. Her yere 1 yazıyorum. Burası eksi 1 yaptı. Eksi 1 dördüncü kuvveti artı 1 yapar. Yani burası 5. 1 yazınca burası 2 yaptı. 2 çarpı 2 4. Artı 1 yazınca burası 2 yaptı. 1 yazınca eksi 1'in 5. kuvveti yani eksi 1 yaptı. Ne oldu bakın? 20 eksi 2'den cevap 18 olarak geldi. 12 numara. Yine çarpımın türevi var. Adam bize g'nin türevinde 4'ü sormuş. O zaman önce g'nin türevini almalıyız. Tabii ki sol tarafta türev aldığınızda denge bozulmasın diye sağ tarafta da türev almanız gerekiyor. Hadi sağda da türev alalım diyoruz ama bakıyoruz ki çarpım türevi gelmiş. Yani önce kök x'in türevini alacağız. Ne demiştik kökler için? Kare kökler için özellikle hızlı bir yöntem geliştirmiştik. Ne demiştik? Birincinin içinin türevi değil mi? İçinin türevi 1 yani x'in türevi 1 bölü 2 tane kökün kendisi. Kare kökler için hızlıca böyle yazabiliyorduk. Birincinin türevini aldım çarpı ikincimiz burada fx olmuş oldu. Aynen yazdım. Artı şimdi ikincinin türevi tabii f'in ne olduğunu bilmediğim için f türevi x şeklinde yazıyorum. Çünkü f'in ne olduğu belli değil arkadaşlar. Türevini alamıyor fonksiyon. O zaman sadece f türevi x diye gösteriyorum. Çarpı kök x aynen yazılıyor. Ne yaptık? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci şeklinde yazdık. Şimdi burada x görmüşse 4 yazmamızı bekliyor bizden. 4 kök dışında 2 diye çıkacak. Burası 1 bölü 4 olacak. Buradan da f4 gelecek. Artı buradan f türev 4 çarpı 2 gelecek. f4'ün ve f türev 4'ün ne olduğu belli. Getir bunları yerine yazalım. Bu 1'miş, bu da 2'ymiş. O zaman 1 bölü 4 artı 4'ten değil mi? 17 bölü 4 olarak cevap bulacağız. 13 numara. Şimdi burada da bölümün türevi var. Bölümün türevi de biraz önceki gibi ifade edecek olursak f bölü g'nin türevi soruluyorsa eğer bize. Bu sefer birincinin türevi çarpı ikinci yine biraz önce yaptığımıza benzer. Fakat aradaki şart eksi olacak. Sonra çarpı ikincinin türevi çarpı birinci. Bölü alttakinin karesi. Evet. Bu şekilde bir kural uygulayacağız. Bunların ispatlarını limit tanımından yapabiliyoruz. Daha sonra geniş bir zamanda belki onlara da değiniriz. Şimdi burada ne yapacağız o zaman? Türev alacağız. Y'nin türevi için diyeceğim ki üst tarafın türevi 2x artı 3 çarpı alttaki x kare eksi 3x artı 2 eksi alttakinin türevi bu sefer 2x eksi 3 çarpı üstteki aynen yazılıyor. X kare artı 3x eksi 10 bölü paydanın karesi. Evet. Şu an için böyle bırakıyorum. Ben sadece kuralı göstermiş oldum. Ancak burada bir çarpanlar arama da var. Onu görebiliyorum şu an. Üst tarafı alt tarafı çarpanlar hep sadeleştirip de işlem yapabilirdiniz. Önemli olan kuralı göstermek de benim için. Onun için geçiyorum. Şimdi en önemli detaylardan birine geldik. Bileşke fonksiyonların türevi. Aslında biraz önce kısmen buna değinmiş gibi olduk. Neydi bileşke fonksiyon? Biliyorsunuz fog demekti. Bir fog da şöyle olarak yazılabiliyordu. F içinde, G içinde, X diye değil mi? Sağda gördüğümüz her fonksiyonu soldakinin içine yazabiliyorduk. O zaman biz bunun türevini aldığımızda. O zaman ne yapacaktık? Şunun da türevini aldığımızda. Şöyle bir kural geliştireceğiz. Diyeceğiz ki F içinde, G içinde, X'in türevi. Önce F'in türevi içine aynen yazıyorum. Çarpı sonra içindekinin türevi diyorum. Anlaşık mı arkadaşlar? Böyle fog dediğimiz bileşke fonksiyonların yapıların türevini almak istiyorsak eğer şöyle gösterelim. Şu kısmı silebiliriz. Bu kısımda çok işimiz yok artık. Önce hecenin türevi yani f'in türevi. İçine aynen yazıyoruz. Bakın gx'e hiç dokunmadan yazdım. Sonra içindekinin türevi dedim. Evet gelelim sorumuza. Burada fog içinde eksi 1'den bahsetmiş. Neydi f içinde g içinde x'in türevi? Önce f'in türevi. İçini aynen yazıyorum. Sonra içinin türevi. F türev içinde G içinde X yerine eksi 1 yazmamız gerekiyormuş. Çarpı sonra da G'nin türevinde eksi 1 yazmamız gerekiyormuş. Şimdi önce benim G eksi 1'i bulmam gerekiyor demek ki. G'nin eksi 1'inci X yerine eksi 1 koyduğumuzda ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 2 eksi 1'den eksi 3 olacaktır. Evet şuranın bir kere eksi 3 olduğunu biliyoruz artık.
Yani aslında bize ne yapılmış? F türev içinde eksi 3 sorulmuş burada. Sonra bir de g'nin türevinde eksi 1 lazım. O zaman g'nin türevine de ihtiyacımız var. Hadi g'nin türevini alalım. Nedir g'nin türevi? 2. F'in türevine de ihtiyacımız var. Hadi f'in türevini de alalım. O da 2x eksi 1. Evet, türevler de lazım olacağı için onları da bulmuş olduk. Ne soruyor bize? G'nin türevinde eksi 1 ve f'in türevinde de eksi 3. O zaman burada eksi 3 yazarsam eksi 6 eksi 7 mi yapacaktır şu ifade? Burada da g'nin türevinde eksi 1 yazmam gerekiyor. Ama ne yazarsam yazayım zaten sabit olduğu için 2 yapacaktır o da. Buradan da cevabımız eksi 14 yapacaktır. Evet, artık bu fonksiyonun yani bileşke fonksiyonun gelişmiş yapılarından bahsedelim. Ben şimdi burada f'in türevini bulmak istiyorum. Yani sol tarafın türevini alacağım. Tabii ki haksızlık olmasın, sağ tarafın da türevini almalıyım. Sol tarafın türevini alırken yapacağımız şey şu. F türev diyorum, içine aynen yazıyorum. Biraz önce bileşke fonksiyonunda yaptığım gibi çarpı içinin türevi mutlaka yanına geliyor. İçindeki ifade 1-2x olduğu için türevi eksi 2 yapıyor. Neden? 1'in türevi 0 gidiyor. Eksi 2 x'in türevi de eksi 2. Şimdi eşittir diyorum karşı tarafın türevi. O da nedir? Ne yapıyorduk? Üst başa iniyordu. Yani 9x kare değil mi? Sonra üzeri bir azalıyordu. Çarpı aslında hecenin türevi. Yani x'in türevi var ama 1 yaptığı için yazmamıza gerek yok. Bir de köklü sayılarda ne yapıyorduk? Şöyle sabit çarpan varsa türevde onu kenarda tutabiliriz. Türeve dahil etmeden devam edebiliriz. Köklü sayılarda da ne yapıyorduk? 1 bölü 2 tane kendisi. Niye 1 bölü 2 tane kendisi? Çünkü içinin türevi 1 yapıyor. Değil mi? İçinin türevi bölü 2 tane kökün kendisi diyebiliyorduk. Onu da isterseniz kural olarak şuraya yazabiliriz. Yani kökün içerisinde. Bu sadece tabii kare köklerde geçerli. O zaman f türev x bölü 2 tane kök içinde fx diye kare köklerin türevini şöyle bir yere not edebiliriz. Evet biz f'in türevini almış olduk şu an burada. F'in türevini adam eksi 1 istiyor parantezin içinde. Yani şu kısmın eksi 1 olacağı şekilde bir x yerine değer vermemiz gerekiyor. Bunun için x yerine 1 vermem yeterli zannediyorum. F türev x yerine 1 yazarsam burası ne olacak? Eksi 2 artı 1'den eksi 1 olacak. Güzel. Çarpı yanında bir ne vardı? Eksi 2'miz onu unutmuyoruz. Eşittir. Burada da tabii x yerine 1 veriyorum. 9x kareden burası 9 yapıyor. Şuradan 2'ler sadeleşti. Kök 1, 1 olacağı için artı 1 geldi. Yani f türev değil mi? Eksi 1 çarpı eksi 2 eşittir 10 yapmış oldu. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersek f türev eksi 1'in eksi 5 yaptığını söyleyebiliriz. 16 numara. Burada da yine aynı yapı var. Ne yapacağız? Eğer bir fonksiyon türevini almak istiyorsak önce sol tarafın türevini alıyoruz. Tabii ki sonra sağ tarafında türevini alıyoruz. Yani eşitliği bir tarafına ne yaptıysak karşı tarafında da aynısını yapmamız gerekiyor. Hemen sol tarafta türev alıyorum. F'in türevi diyorum. İçini bir aynen yazıyorum. Çarpı içinin türevi diyorum. Yani içinin türevi x artı 2'nin türevi 1 yaptığı için burada sorunumuz yok. Şimdi sağ tarafta da türev alıyoruz. Zaten bu 1 sabit olduğu için türevi 0 yapıyor. Sonra x'in türevi 1. Sonra x karenin türevi 2x. Sonra buradan yanından x küp gelecektir. O da ne yapacaktır? 3x kare. Böyle gidecektir. Nereye kadar? Sonra 100 başa inecek. Üzeri bir azalacak. X üzeri 99. Evet böyle bir yapı elde ettik. Adam bizden ne istiyor arkadaşlar? F türevde 1 istiyor. F türevde 1 istediğine göre yani f türev alındı artık biliyorsunuz. Şu içinin eksi 1, şey, artı 1 olması gerekiyor. İçinin artı 1 olması için de bizim x yerine eksi 1 vermemiz gerekiyor. Yani f türev 1'i elde ettik. Ancak x gördüğümüz her yere eksi 1 yazarak. O zaman 1 artı burada eksi 1 yazarsam eksi 2 olacaktır. Direkt eksi yazayım oraya. Sonra burada eksi 1 yazacağım ama bu sefer ne olacaktır burası? Karesi olduğu için artıya dönecektir. Artı 3 yapacak. Sonra işte buradan görünmeyen bir 4x küp vardır. Bir örnek daha yazayım açık olsun diye. X yerine eksi 1 yazınca tabii tek kuvvet olduğu için bu eksi 1 olacaktır. Eksi 4 olacak. Gördüğünüz gibi tek kuvvetlerde yani tek sayılarda özür diliyorum artı çift sayılarda ne yapıyor? Eksi geliyor. O zaman gittiğimde en son bu 100 çift sayı olduğuna göre eksi 100 gelecektir. Ve bunun bir öncesinde de artı 99 vardır. Şimdi ben bunları yine biraz önce yaptığımız gibi ikili ikili gruplarsam her birinden bir eksi 1 mi geliyor bakın. Evet her birinden eksi 1 geliyor. Kaç tane eksi 1 var elimde? 50 tane. Neden? Çünkü toplam 100 terim var ve ikili ikili grupladık bunları. Dolayısıyla 50 tane grup oluştu ve her bir gruptan da eksi 1 gelmiş oldu. 17 numara. Yapmamız gereken yine f türev almak her iki tarafın türevini. Çünkü adam bize türevle ilgili bir şeyler vermiş. Her iki tarafın türevini alıyoruz. Buranın ve buranın. Ne yapacağım? Sol tarafın türevini aldığımda f türev diyeceğim. İçine aynen yazacağım. Çarpı içinin türevi. Ha, yani x artı 1'in türevi. X artı 1'in türevi 1, yazdığı, 1 yaptığı için aslında yazmayalım bile hiç kafamızı karıştırmasın. Ama başka bir şey olsaydı biraz önceki örnekteki gibi çarpı onu yazacaktık mutlaka. Eşittir. Şimdi sağ tarafta da yapıyorum aynı şeyi. 3 çarpı. Önce ne yapıyorum? F türev diyorum. 3x eksi 3 çarpı. Bakın içine aynı yazdım. Çarpı şimdi içinin türevi. İçinin türevi 3 yapacaktır.
Artı 2ax'in türevi zaten 2ax kaybolacaktır. Sabitin türevi de zaten yok oldu. Evet, bir türev fonksiyonu elde etmiş olduk. Burada adam içinin 3 olmasını istiyor. Yani şuranın 3 olması için x yerine ne yazmalıyız? 2. Yani f türev 3 eşittir 3 çarpı. Burada da x yerine 2 yazacağım. Yine f türev 3 yapmış oldu bakın. Çarpı bir daha 3 geldi buradan. Artı 2a. Zaten biz f türev 3'ün 2 artı 1 olduğunu biliyor muyuz? Yani getirip şunun yerine 2 artı 1 yazabiliriz. Değil mi? Bakın onu soru bize vermiş. Eşittir şuradan da 9 tane f türev 3 var. Yani 9 tane 2 artı 1 var. Burada da bir 2a var. Yani 2 artı 1 ne olmuş oldu? 18a yapacak. 2a da buradan gelecek. 20a yapacak. Artı 9 olacaktır. Bunu bu tarafa atarsak, onu o tarafa atarsak ne olacaktır? 8 kalacak sol tarafta. Eksi 8 kalacak. Sağ tarafta da 18 tane a kalacak. Yani a'nın buradan eksi 8 bölü 18 olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Başka bir ifadeyle sadeleştirirsek eksi 4 bölü 9. 18 numara, evet, burada da zincir kuralına geldik. Şimdi zincir kuralı dediğimiz şey şu arkadaşlar. Adam bize y'nin t'ye göre türevini soruyor. Bakın y fonksiyonun, değil mi, t'ye göre. Bunu dersin başında tanımlamıştık. Şu d diferansiyel demek de, türevini al demek de. Kime göre? T değişkenine göre. Ama bakıyorum y'nin içine t değişkeni diye bir şey yok. O zaman ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. O her ne kadar bize t'ye göre türev al dese de biz diyeceğiz ki ya ben t'ye göre alamam. Ben y'nin ancak x'e göre türevini alabilirim. Bu bizim işimizi görmüyor. O zaman yanında çarpı diyelim. X'in de, değil mi, u'ya göre türevini alabiliyorum. Bu da hali işimizi görmedi. T'ye gitmem gerekiyordu. U'nun da, yani dv bölü dt. T'ye göre türevini alabiliyorum. Hangi değişkenin kime göre türevini alabiliyorsak, hangi fonksiyon hangi değişkene göre türev alacak, onu yan yana yazdık. Kontrol ediyorum acaba doğru bir şey oldu mu? Gerçekten bakın bunlar sadeleşiyor ve en sonunda ne kalıyor elimizde? D bölü dt kalıyor. Yani bize sorulan şey kalıyor mu? Evet kalıyor. O zaman doğru yoldayım demek ki. Hemen şunları siliyorum. Bu çarpmayı hesaplayacağım şimdi. Ne demiştik? Y'nin x'e göre türevi. Hadi y'nin x'e göre türevi alalım. 3x kare çarpı. Sonra x'in u'ya göre türevi. Bakın x'in u'ya göre türevini alacağımız zaman ne olacaktır? Zaten sabitin türevi yok olacak, 0. Bunun da u'ya göre türevi alınca 1 yapacaktır. Sonra bir de u'nun t'ye göre türevi lazım. Yine sabitin türevi 0 yapacaktır. U'nun t'ye göre türevi de 2 yapacaktır. Yani elimizde 6x kare gibi bir türev oluştu. Ancak adam burada bize t yerine 1 yazıyor. Elimizde t yok. Ne yapacağız o zaman? Elimizde x olduğu için t'yi x'e dönüştürmeye çalışacağız. T yerine ben burada 1 yazarsam u ne yapacaktır? 3. Şimdi u yerine 3 yazarsam da buradan 3-1'den x ne yapacaktır? 2. Demek ki t'nin 1 olması durumu aslında x'in 2 olması durumuyla neymiş? Özdeşmiş. Yani ben burada x yerine 2 yazarsam doğru cevabı bulmuş olacağım. Şıklardan onu işaretleyeceğim. O da ne yaptı? 24. Evet, bu sefer de aynı tarz bir soru fakat farklı bir modelle çözülecek. Yine bize y'nin t'ye göre türevi soruluyor. Yani y fonksiyonunun içinde t değişkeni yok. Ben nasıl bunun türevini alayım? Değil mi? A varmış, pardon, özür diliyorum. Y'nin t'ye göre türevi varmış direkt. O zaman hızlı bir şekilde doğrudan d bölü dt'yi bulabiliriz. Ama bence burada bir yanlışlık olmalı. Neden? Biz bunu biraz düzeltelim arkadaşlar beraber. Y'nin x'e göre türevini soruyorsun. Yani daha orijinal bir soru olur. Böyle düzelterek çözmek istiyorum. Şimdi y'nin x'e göre türevi soruluyor ama y'nin x'e göre türevi bulunamıyor. Y'nin kime göre bulunabiliyor? T'ye göre. Doğru mu? Sonra ne yapalım? Bunu x'in t'ye göre türevine bölelim. Niye böyle bir şey yaptım? Gerçekten bunlar birbirini götüreceği için bölmede ne kalacak elimizde? Bakın d'ye bölü dx kalacak. Yani bize sorulan şey kalacak. Doğru mu? D'ye bölü dx kalacak. O zaman doğru yoldayız demek ki. Ben bunları yan yana çarpsaydım demin yaptığım gibi bu sefer pek işe yaramayacaktı. Neden? Gerçekten kimse birbirini götürmüyor ve daha garip bir yapı geliyordu. O zaman bu sefer bölmeyi denedim. Ama böldüğümde aradığım sonuca ulaştım. Demek ki doğru yoldayım. O zaman şunları silebilirim. Değil mi? Hemen bu işlemi yapalım. Dx bölü dt. Şimdi y'nin t'ye göre türevini alalım. Köklü sayılarda hızlı yoldan nasıl türev alıyorduk? İçinin türevi 2 bölü 2 tane kökün kendisi. 2t eksi 1 bölü. Sonra x'in t'ye göre türevini alalım. Ne yapıyorduk? Burada karekök olmadığı için o kural artık çalışmıyor. Ne yapacağız? X'i o zaman t üzeri 3 bölü 4 şeklinde ifade ederek öyle türev alacağız. Yani üst başa inecek. 3 bölü 4 çarpı üzeri bir azalacak. Eksi 1 bölü 4. Doğru mu? Yani 3 bölü 4 çarpı t üzeri eksi 1 bölü 4. Şimdi bu ifadede, bu yapıda t gördüğümüz her yere 1 yazmamız gerekiyor. 1 yazarsam 2 eksi 1'den burası 1 yapacaktır kökün içerisi üst tarafta. Yani 2 bölü 2 olacak burası. Yani o da 1 olacak aslında. Alt tarafta 1 yazarsam 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için elimizde 3 bölü 4 kalacak.
Ne yapıyoruz? Ters çevirip çarptığımızda cevabı 4 bölü 3 olarak buluyoruz. Evet, sırada yeni bir türev kuralı var arkadaşlar. O da ters fonksiyonların türevi. Bakın bize f'in tersinin türevini sormuş. F ters fonksiyonların türevi soruluyorsa, yani f tersinin türevi soruluyorsa önce düz fonksiyon türevini alacağız, sonra 1 bölü şeklinde yazacağız. Bu kadar basit çözeceğiz soruyu. Hadi f türevi bir alalım. Ne oldu? 3x kare artı 8x eksi 3 mü oldu? Hani f türevi 1'i bulalım. Ne oldu o da? 3'ü yerine, pardon, 1 değilmiş, 3'müş. Ha yok, evet, onu, orası önemli detay arkadaşlar, ona bakacağız. Şimdi ne yaptık? F türevi bulduk, değil mi? Ben ters fonksiyon için, buraya çok dikkat arkadaşlar. Ters fonksiyonda bir sayı bulmak istiyorum ya, bu neydi? 1 bölü f türev y'ydi, değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü ters fonksiyonun içindeki değer aslında düz fonksiyonun neyidir? Sonucudur. O zaman ben ters fonksiyonu aldım. Bunu 1 bölü düz fonksiyonu yazacağım ama x yerine yazacağım değer 3 olmayacak bu sefer. Ne yapacağım? X yerine 3 yazmak için düz fonksiyonun sonucunu 3 çıkaran değeri bulacağım. Düz fonksiyonun sonucunu kim 3 çıkarır arkadaşlar? Bunu sezgisel olarak bulmaya çalışacağız. Çünkü küplü bir denklemi çözmemiz çok zor görünüyor. X yerine 1 verdiğimizi koyalım. 1, 1, 2 yaptı, değil mi? Buradan da 4 eksi 3'ten bu da 1 yaptı, 3 yaptı. Evet, cevap verdi. Demek ki x yerine 1 yazarsam, değil mi? Ne yapıyormuş arkadaşlar? Ters fonksiyonun içi 3 çıkıyormuş. Demek ki bunu tekrar özetliyorum. Ters fonksiyonda x yerine koymamız değerle düz fonksiyonda x yerine koymamız gereken değer aynı değil. Ters fonksiyondaki 3 aslında düz fonksiyonun nedir? Sonucudur. Dolayısıyla yapmamız gereken şey bu 3'ü bunun sonucu olarak eşitleyerek vermem gereken x'i bulmak. Şimdi o zaman f türevini ne yapacağım? 1 vereceğim. X yerine 1 verince çünkü ancak 3 değerini bulabiliyorduk. O da ne oldu? 3 artı 8 eksi 3'ten şunlar 1 mi götürdü? 8 geldi. Ben şimdi bunu 1 bölü olarak yazarsam, değil mi? Aradığım cevabı bulmuş olacağım. 21 numara. Yine bize ters fonksiyonda 5 soruluyor. Önce düz fonksiyon türevini alalım hadi. Aynı kuralı bir daha burada kullanacağız. Hani demin oturmayan bir kısım varsa burada onu iyice pekiştirmeye çalışacağız. Zannediyorum bir soru daha gelecek bununla ilgili. Hemen f türevi bir alalım. Ne yapıyorduk türev alırken? Evet, burada türev de biraz kompleks bir yapı. O zaman onu da şöyle alalım. Fx'i önce şöyle yazalım. Ne yapacağız? X artı 1 artı 2 kök x'in 1 bölü 2. kuvveti diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne yapacağız? Türev alırken üstü başa indireceğim 1 bölü 2. Sonra üzeri bir azaltacağım. X artı 1 artı 2 kök x üzeri eksi 1 bölü 2 olacak. Sonra çarpı içinin türevi gelecek. İçin türevini alırken x'in türevi 1 zaten. Şunun türevi zaten 0 gitti. Bunun türevi de neydi? Köklü sayılarda, karekök sayılarda içinin türevi böyle 2 tane kendisi. Şu 2 çarpan aynen duruyor. Sabit çarpanlara karışmıyoruz türevde. İçinin türevi 1 bölü 2 tane kökün kendisi. Evet. Buradan şu ikiler zaten sadeleşecek görüyorsunuz. Yani f türevi kibarca şöyle bulmuş olduk. 1 bölü 2 çarpı x artı 1 artı 2 kök x üzeri eksi 1 bölü 2. 1 artı 1 bölü kök x. Evet, şimdi türevi bulmuş olduk. Türevde x yerine ne yazacağız? Şimdi önemli nokta bu arkadaşlar. Biraz önce bunu vurgulamıştık. Zaten ters fonksiyonun içi düz fonksiyonun neyidir arkadaşlar? Sonucudur. Yani burada bunun sonucunu 5 yapan bir değer bulacağız. O zaman her iki tarafının karesini alıyorum şu ifadede. Ne oluyor? X artı 1 artı 2 kök x oluyor. Eşittir. Karşıda 5 kalıyor. Şimdi her şeyi karşıya atarak bir daha kare alacağım. Pardon, kare alınca tabi orası 25 oldu. 2 kök x oldu buradan. Şunu karşı atınca 24 eksi x oldu. Şimdi her iki tarafını ne yapalım? Bir daha karesini alalım. Bunu sezgisel olarak da bulmaya çalışabilirsiniz. Yani x yerine kaç verirsem acaba bu denklem sağlar falan diye düşünebilirsiniz. Sonucun tam sayı çıkmasını istiyorum açıkçası. Dolayısıyla ne yapalım? İşte 4, 9, 16 gibi sayılar düşünelim. 16 dersen mesela x yerine ne olacaktır bakıyorum. 16 kök dışında 4 ile çıkacak 8. Sağ tarafta 8. Evet, yani tutturduk arkadaşlar. X yerine 16 verirsek bu iş oluyormuş. Ha, bunu tutturamazsanız ne yaparsınız? Her iki tarafın karesini alıp bir denklem çözersiniz. Yine sonuç gelir. Ben o zaman ne yapacağım demek ki? Bunu getirip işte türevde yerine koyacağım. Çünkü x yerine 16 koyarsam ancak ters fonksiyonun içi 5 oluyormuş. Yani düz fonksiyonun sonucu ters fonksiyonun içiydi hatırlarsanız. O zaman 16 1 bölü 2 çarpı 16 artı 1. Burası da 16 kök dışına ne diye çıkacaktır? 4 diye çıkacaktır. 2 ile çarpınca 8 olacaktır. Üzeri eksi 1 bölü 2 var. 1 artı buradan da 16 kök dışına 4 diye çıkacaktır. 1 bölü 4. Şimdi 24, 25 oldu burası. Bakın. 1 bölü 2 çarpı 25 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı 5 bölü 4. Zaten buradan da şu olmayacak. 25 nedir? 1 bölü 2. kuvveti karekökü demek bir sayının. 5 diye çıkacak. Üzerinde eksi olduğu için 1 bölü 5 olacak.
Yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 5 çarpı 5 bölü 4 var elimizde. Şu 5'ler sadeleşirse aradığımız cevap demek ki 1 bölü 8'miş. Evet, mutlak değerli fonksiyonlarda türev alalım. Şimdi mutlak değerde türev alırken d bölü dx'in türev olduğunu biliyoruz artık. Demek ki bu ifadeyi gördüğümüz zaman da şöyle bir görsel gördüğümüz zaman da türevini alacağız ve x yerine 1 yazacağız. Bunu anlıyoruz artık. Ama türevini alırken mutlak değerde nasıl alınır? Ne yapacağız? X yerine 1 koyacağız. İçi eğer negatif çıkıyorsa, yani ona göre eksiyle çarparak fonksiyonu mutlak değerden çıkaracağız. Eğer içi pozitif yapıyorsa olduğu gibi çıkaracağız. Yani mutlak değer varken türev alamayız. Sadece bize sorulan noktaya göre türev alabiliriz. X yerine 1 koyduğumda bunun için negatif yaptığını görüyorum. Bakın ne oluyor? 1 eksi 3'ten eksi 2 yapıyor. Mutlak değerin içi bu noktada negatif olduğu için ben bunu eksiyle çarparak çıkarmalıyım. Yani eksi x kare artı 3x. Şimdi artık y'nin türevini alabilirim. Eksi 2 eksi artı 3 oldu. Şimdi artık y'nin türevinde x yerine 1 yazabilirim. Yani eksi 2 artı 3'ten cevabımız 1 olacaktır. 23 numara, yine mutlak değerli bir yapı var. Mutlak değerin nasıl çıktığını göreceğim. Ona göre türev alacağım. Eksi 2 yerine koyuyorum şimdi. Eğer x yerine eksi 2 yazarsam. Eksi 2 bölü 2 artı 1. Eksi 1 yapıyor. Önünde de eksi olduğu için artı 1 yapıyor. Mutlak değerin için 2 yapıyor. Ha, mutlak değerin için pozitif yaptığını gördüğüme göre demek ki ilk mutlak değeri olduğu gibi çıkarabilirim. Mutlak değerlerden kurtulmadan türev almıyoruz arkadaşlar. Ne oldu burası da? 1 eksi x bölü 2. Bakın yerine koymuyorum eksiği. Koyuyormuş gibi yapıyorum. Mutlak değerin nasıl çıkacağına bakıyorum ondan sonra. Sonra artı. Şuraya bakalım. Burada eksi 2 koyarsam için negatif yapacağı çok açık değil mi? Eksi 6 artı 1'den eksi 5 yapıyor cevap. Dolayısıyla burada da içinin eksiyle çarpılarak çıkacağını görüyoruz. Yani x eksi 3 x eksi 1 olacak bu sefer. Şimdi biraz düzenleyelim, öyle türev alalım. Buradan x kare eksi x küp bölü 2 artı, tabii eksi dağılacağı için eksi olsun, şunu yazalım. Eksi 3x kare değil mi? Eksi x. Şimdi burada artık türev alabiliriz. Hadi türevini alalım. 2x eksi 3 başa iniyor. 3x kare bölü 2 eksi 2 başa iniyor. 6x eksi 1. Şimdi artık türev aldığımıza göre eksi 2 koyabiliriz yerine. Eksi 4 oldu. Eksi 2'nin karesi artı 4 yaptı. Burası bir eksi 6 oldu. Eksi 2 koyunca bir artı 12'miz var. Bir de eksi 1'imiz var. Eksi 10. Buradan eksi 11 artı 1 geldi. Evet, f türev eksi 2'nin artı 1 geldiğini söyleyebiliriz. İşlem hatası yapmadıysa. Ve son sorumuz arkadaşlar. Tüm özellikleri türevle ilgili taramış olduk neredeyse. Şimdi bir polinomda biliyorsunuz kalan bulmak için ne yapıyorduk? Kime bölüyorsak onu sıfıra eşliyorduk. Değil mi? Bunu getirip yerine yazıyorduk ve bize kalanı veriyordu. Tam bölünme dediğine göre kalan neydi? Sıfır. Yani p polinomda x yerine 2 koyduğumuzda sonuca sıfır çıkması gerekiyordu. Koyalım. P 2 8 eksi 2 kere 2 4 8 artı 2a artı b eşittir 0. Bunlar zaten birbirini götürdü. 2 artı b eşittir 0 geldi. Ama işe yaramadı. Neden? Çünkü 2 tane bilinmeyen var. Buradan a ve b'yi tek başına bulamıyorum. Şimdi tam kare ifadeler varsa böyle ya da yüksek dereceden işte binomial ifadeler varsa ne yapacağız? Türevini aldığımızda da 2'nin yine türevini 0 yapmasını bekleyeceğiz. Yani aslında p türevi 2 de 0 olmalı. Neden? Çünkü 2 kere kökmüş. Bakın tam kare olduğuna göre demek ki bu denklemin 2 kere kökü bu. Orada teğet var, yani türevin de o noktada 0 olması gerekiyor. Önce türevini alıyorum. 3x kare eksi 4x artı a. Şimdi 2 yerine koyuyorum. Ha, şuraya henüz 2 yazmayalım. Daha yerine yazmadık çünkü. Şimdi artık burada türevini de 2 yerine koyalım. Ne olacaktır? 2 kere 2 4 3 12 eksi 8 artı a eşittir 0. Buradan anlıyoruz ki bakın a eksi 4. Şimdi a yerine eksi 4 koyarsak şuradan ne yapacaktır? Eksi 8 artı b eşittir 0'dan b de 8 yapacaktır. Artık b ve a'yı bildiğimize göre bize ne soruluyorsa onu hesaplayabiliriz. Evet arkadaşlar, gerçekten tüm türev kurallarını baştan sona tüm detaylarıyla anlattığımızı düşünüyorum. Zincir kuralından bahsettik, türevin tanımından bahsettik, ters fonksiyonların türevinden bahsettik, bileşke fonksiyonların türevinden bahsettik, çarpımın türevi, bölümün türevi, köklü sayıların türevi, bunların hepsinden bahsettik. Polinomlarda çok katlı köklerden bahsettik. Yani harika bir ders anlatımı oldu ve şık sorularla bunu başardık arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.